Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ilçe başkanlarım, değerli meclis üyelerim, kıymetli büyükşehir bürokratlarım, tarım il müdürüm, ziraat odası başkanım, muhtarlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım hizmetleri anlattı. Bir yandan İslahiye'nin kalkınması için Hassa Tüneli ismiyle bilinen yolla uğraşıyoruz. Bir yandan İslahiye'de işsizlik sorununun da çözülmesine katkı ve ekonomiye, ülke ekonomisine de katkı vermesi için organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla uğraşıyoruz. Bir yandan şimdi ayağımızın tozuyla yoldan geldik. Kaltanlı, Altınüzüm, Yeşilyurt o bölgede arıtma suyu ile ilgili kanalizasyon atıklarının arıtılması ve doğaya zararsız bir şekilde sunulması ile ilgili %100'ü bağış olan bir projeyi GASKİ Genel Müdürümüz Hüseyin Bey bize güzelce anlattı. Bir proje yürüyor. Bu hizmetler devam ediyor. Şimdi kıymetli hemşehrilerim, istekler sınırsızdır, imkanlar sınırlı. Sınırlı imkanları da adil paylaşmak gerekiyor. Büyükşehir hizmetlerini paylaştırırken biraz İslahiye'yi özel geçiyor. Bilginiz olsun. Bunun sebebi de Kemal Başkan. Tuttuğunu koparıyor Allah için. Başkanın başının etini yiyor, fazlasıyla alıyor. Bunu bilesiniz. Bu imkanlar içerisinde en güzel hizmetler İslahiye'ye gelmeye devam ediyor ve edecek. Bizler bugün sadece burada kadın hanımefendilere katkı sağlasın aile ekonomisine diye tavuk dağıtmak için geldik ama bir şey daha gördük. Artık kadınlarımız evde hayvancılık, bahçe işleri, tarla işleri, onun dışında artık erkek işi diye bilinen traktörü de kullanıp geliyorlar. Yani Türkiye nereden nereye geldi aziz hemşehrilerim. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Sizler bizlere destek verin. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizden ricamız, yalanlara inanmayın. Bu ara piyasada o kadar çok yalan söyleyen var ki biz yalanla değil, hizmetle anılmak istiyoruz ve sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetler size anamızın ak sütü gibi helal hoş olsun. Bu hizmetlerin devam edebilmesi için Allah birlik ve dirliğimizi bozmasın. Az önce Sayın Bakanım yayla turizminden bahsetti. Bakın, az ötemizde Hızır Yaylası vardı, Manaslar'da terör yüzünden insanlar hiç yaylaya çıkamıyordu. Oradaki terörü kuruttu Türk Silahlı Kuvvetleri. O da yetmedi. Karşıdan Afrin'den paranatör denilen iki kişilik araçlara biniyorlardı. Gelip Amanos'a iniyorlardı. Artık onlar da gelemiyor. Demek ki terör olmazsa, teröre destek olmazsa, terörün kökü kazınırsa ülkemiz daha hızlı ilerler. O bölgede de terör kazındı. İnşallah yakında bu bölgemizde İslahiye'ye de ciddi bir katkı sağlayacağını umut ediyorum. Bu hizmette emeği geçen, bu bölgemizde yaşaması uygun, bölgemizde üretim yapabilecek, yumurtlayabilecek tavuk cinsini bulan, o tavuğu çoğaltan, çoğalttıran, alan, hizmeti ayağımıza getiren, bizlere dağıtan, belediyemizin ilgili birimlerine bu işe emek veren, başkanımdan temizlik görevlisine kadar tüm arkadaşlarımıza partim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sayın